Bizim hedef hepsini alırız. Hedef alırız. Zaten tabanı bellidir. AK Parti'nin kazanacağına inanıyorum. Valla karışacaktır. Allah'tan başka hiçbir şey bize lazım değil. Ben konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmak istiyorum. Bence AK Parti kazanır. Büyük ihtimalle AK Parti alırdı. Yerel halk zaten Halkın Demokratik Partisi'ne vermeyi düşündüğünü tahmin ediyorum. Bu fark etmez. Ha. Niye? Zaten bizim parti bellidir. HDP alacak hani. Yani Van'da HDP alır. HDP neredeyse biz de oradayız. HDP alır. Bitti gitti. Havan Van'da ne kalmış? Sizce hangi parti alır Van'da? Vallahi yani hangisi alırsa artık Hakk'a giden yol içimizdeki belli zaten. Sizce hangi parti alır Van'da belediye seçimlerini? HDP alacak. Hepsi de alacak. Bütün belediyeleri alır diyorsunuz. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Oğlum biz de öyle istiyorsun. Kim alır seçimi Van'da? Belediye Van'daki. Seçimi? Vallahi Van'daki ya beni yetmez. Van'daki kim alacak bilmiyorum artık. İle Van'daki kaç kişi alacak? İle AKP'de biraz. Kaç yani belediye alır? HDP. HDP. Ben istiyorsam HDP hepsini alırsın. HDP alır. Zaten tabanı bellidir. Kaça kaç alır? Kaç belediye alır sizce? Bence hepsini alır. Eğer içinde hırsızlık olmazsa. Olmazsa hepsini de alır yani. Sizce belediyeleri burada hangi parti alır? Burada HDP alacak hani. Kaç tane alırsın? Bilmem onu ama alacak hani. Valla karışıktır, ben sana ne desem. Sizce? Seçim günleri gelmeden belli olmaz. Sandıkta belli olmadı. Evet, sandıkta belli. Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani Van'da HDP alır. Kaç tane belediye alır sizce? Vallahi büyükşehri alır. Yani iki tane alır. Öncelikle şunu söyleyeyim, bir siyasi görüşüm yok. Ama milletin seçtiğini kayyum atamak güzel bir şey değil bence yani. Bu seçimde öyle olmaz. Ben öyle tahmin ediyorum ki olmayacak. Gelen kim olursa olsun düzgün çalışsın. Yani bizim temiz çalışan hangi partiden olursa olsun yani düzgün çalışsın yeterdir. Gerisini başka yani halk olarak onu istiyoruz. Bence AK Parti kazanır. Kaç tane belediye alır sizce? Bilmem. Kaç tane alırsa hayırlısı olsun. Yani AK Parti kazansın diyorsun. Büyük ihtimalle AK Parti alır diye düşünüyorum. Alırsa nasıl olur peki? Ya çok bir şey. Herkesin ne olduğunu biliyoruz zaten ama insanlar artık mecbur kaldığı için AK Parti'ye vermek zorunda kalıyor. Yaşam mücadelesi belli. Ben aslen Vanlıyım ama Antalya'da yaşıyorum. Yaşam şartlarından dolayı enflasyonu biliyoruz. Evet. Yaşam şartlarını biliyoruz maalesef. Şimdi normalde Van'da hep HDP alıyor çoğu belediyeyi. Niye AKP dediniz? AKP çünkü şöyle, zaten HDP'nin çok bir oy alacağını sanmıyorum. Yani sadece Van değil, Türkiye geneli, genel olarak. İnsanlar artık nasıl anlatsam, bıkmış bezmiş bir durumda bence. Hani alamadım. Ondan baş tabii ki sonuç alamadığı için artık mecburiyetten hani ona verelim. Bence sonuna kadar da böyle sürecek. Çünkü kim gelirse de aynı şeyler olacağını bildiğim için ben olsam... AK Parti'ye vermezdim herhalde. Biraz kaba oldu ama. Çünkü gelen adayların hepsi zaten ne olacağı belli. HDP'de Selahattin Demirtaş evet dışarıda olsaydı böyle olmazdı. Daha farklı şeyler olacağını bildikleri için bence yani benim kendi görüşüm. Onu öyle oldu. Ama bilmiyorum ya, ben de olsam herhalde HDP'ye verirdim yani. Yerel halk zaten Halkın Demokratik Partisi'ne vermeyi düşündüğünü tahmin ediyorum. Ama %50 %50 gibi diyebilirim. Biraz azalma mı oldu HDP'de diyorsunuz? Azalma normalde oldu evet. Belediyelerin çoğunluğunu HDP alır. Azalma oldu evet. Bunun nedeni ne sizce? Yani herhalde STK'ları şey yapabilirim. Hani sorumlu tutabilirim. HDP'den yanayız açık söylüyorum. Kimseden de bir korkumuz da yok. HDP neredeyse biz de oradayız. Bu seçim nasıl geçer HDP için? Kaç belediye alır sizce? Yani geçen seçimde CHP'ye oynadık. Bilerek oynadık. Bir şey elde edemedik. Bu sefer inşallah HDP ile bir yerlere ulaşacağımızı düşünüyorum. Partide adayım. AK Parti'nin kazanacağına inanıyorum. Kaç belediye alırsınız? Yani elimizdeki belediyeleri koruyup üstüne de birkaç tane belediye ekleyeceğiz inşallah. Peki bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Yani bir değişiklik. Normalde HDP alıyor. Halkta gelen mesajlara inanarak söylüyoruz. Yaptığımız hizmetler, yapacağımız hizmetler, Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı hizmetlerle alakalı olarak AK Parti Van'da güçlü bir şekilde kazanacağına inanıyoruz. Vallahi ben partilere hiç uğraşmıyorum. Ben de siyasetçi değilim. Pek fazla da kulak asmıyorum.
Peki şu an ülkede bir ekonomik kriz var. Bu sandığa giderken sizi etkiler mi karar vermenizde? Tabii etkiler. Niye? Ne düşünürsünüz? Çok pahalı. Çok her şey pahalı. Bir şey alamıyoruz. Yiyecek alamıyoruz. Giyecek alamıyoruz. Bu oyunuzu belirler değil mi sizin? Efendim? Kime oy vereceğinizi belirler bu durum. Valla biz bazen AK Parti'ye veriyoruz yani. Artık vereceksin. Yine de vereceğiz. Niye mesela? Valla işte seviyoruz yani ha. Tabii seviyorsunuz. Tabii seviyoruz işte. Valla tabii seviyoruz. Niye seviyorsunuz mesela? En belirgin özelliğini. Valla işte kabiliyeti iyidir. İyi de yönetimi de iyidir yani. Yönetim de iyidir. Şu an ekonomik bir kriz var, acaba bunun sorumlusu kim olabilir sizce? Valla yine de onlar. Başta kim varsa o ekonomi o bakar, onlar yaparlar yine. Ona rağmen yine de Erdoğan diyorsunuz. He? Ona rağmen yine de Erdoğan diyorsunuz. Alıyoruz işte. Alıyoruz. Dertsiz olur mu? Bitti gitti. Havanın bandı ne kalmış? Bitmiş gitmiş. Seçimler seçimi. Ya şimdi ülkenin şeyi de var. Yani durumu da var. Dünyanın da durumu var. Anladın mı? Her şey etkiliyor. Yani dünyadaki ekonomik kriz. Dünyadaki ekonomik kriz, siyasi kriz, bu Orta Doğu'da bu İsrail'in zulmü, her şey yani şey diyor. Türkiye ekonomisini etkiliyor. Her tabii etkiliyor yani. Türkiye'nin ekonomisini dış güçler bile etkiliyor. Yani bugün Avrupa, Amerika en ufak bir müdahalede biliyorsunuz dolar fırlıyor. Ekonomi şey diyorlar. Seçimde yani şimdi yani Van'da bakıyorum böyle, nasıl diyeyim yani, başka yok ki bir parti. Varsa da ya gelenlere bakıyorum, aday olmuşlar. AK Parti'den aday olanlar. Ya bakıyorsun hepsi böyle hiçbir işe yaramayan adamlar. Herkesin ikinci planı var. Biliyor kazanmadıklarını. Bak kazanmadıklarını biliyorlar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar. Onların başka hesapları var. Ne gibi hesapları olur? Ya mesela adam nedir? Üniversiteden bir tane profesör gelmiş. Nedir o? Veteriner. O da biliyor kazanmayacağını. Ben de biliyorum. Herkes de biliyor. İleriye bir hesap olur. Belki rektör olurum. Bazıları geliyor, giriyor, iş adamıdır. İhale alırım. Yani her yerde böyle. İmamoğlu da öyle yaptı. Bu nedir? Ekrem İmamoğlu. O da çevresine dağıttı, verdi. Şimdi bak o gün sarıldıkları bugün birbirlerini ısırıyorlar. Değil mi? Ne dedi? Rabbi Yesir gördüm. Senin Rabbi Yesir gördüm. Sarıldı böyle. Gördük bütün dünya gizledi. Şimdi birbirlerine girmişler. Her şey menfaat çıkardır. Her şey menfaat çıkar. Seçim Van'da da bitmiş. Özellikle Van. Bilmiyorum yani Van'da bence... Yani bellidir. Yine nedir bu yeni kurulan parti? Demdir. Dem var, yeşil, mavi vardı, bir de yeşil vardı. He, bir de bir sürü oldu. Vallahi karıştırdım. Bir tane de şey vardı, nedir o? Hedef vardı. Bir sürü kurdular. Hepsi bir oldu şimdi. Dem oldu. He, ya bitmiş gitmiş. Seçimi almışlar, gitmişler. Daha nedir yani? Bakıyor karşı tarafa, bakıyorsun ya bir tane doğrusu adam olsa hadi. Gelecek belki bir şey çare vereyim. Bak bugüne kadar bakıyorsun, gelenlere bakıyorsun. Siyasilere, milletvekillerine bakıyorsun, gelenler bakıyorsun, diyorlar ya hani biz milletin neyiz? Millet evet. Bizim efendisiyiz. Hayır, millet bizim efendimizdir. Ulan ne millet sizin efendinizdir? Milleti köle gibi hepiniz görüyorsunuz. Hepsi de. Her şey çıkar ilişkidir. Mesela bakıyorsun adam dün CHP'den liste başıydı. Bugün gelmiş gitmiş bilmem nedir. AK Parti'den diyorlar müracaat etmiş. Liste başı yok, CHP sana liste başı vermiş. Bilmem dün neredeydi, bugün oraya gelmiş. Yani her şey menfaat var, menfaat çıkar ilişkileridir. Siyaset öyledir. Kimin menfaat çıkarı varsa gidiyor oraya. İvanda da seçim, ben bakıyorum böyle yani bir vatandaş olarak bakıyorum, hiç şey hoşuma gitmiyor. Yok yani umut nedir yani? O böyle cafcaflı böyle şeyler mefler bitti gitti öyle. O nedir o Yeşil Parti gitsin yatsın ya uzansın. Hiç çay hiçbir şey yapmasın, öyle yatsın uzansın. Hiç büro büro da açmasın, hiç miting de yapmasın. Zaten alacak. Bitmiş gitmiş bacı, sen ne bana soruyorsun? Sen ne biliyorsun? Şimdi o yalan konuşalım. Yani odur. Ya bakıyorsun Orta Doğu'nun haline. Şeyler biliyorsun bizi etkiler mi? Ya tabii etkiliyor. Ya bakıyorsun Amerika'da bilmem seçim oluyor. Amerika seçimi bizi etkiliyor. Her şey etkiliyor. Ukrayna Savaşı bizi etkiledi. Bir daha yetmiyordu. Bu İsrail'in şeyi çıktı nedir? İşgali çıktı. Ne bileyim yani. Vallahi bakma sen de yani şey bakıyorum böyle. Böyle baktım adaylara, bazen o Van haber siteleri var ya, böyle haber sitelerine gidiyorum, bakıyorum diyor ki anket, hangi adaya verirsiniz? Ya bakıyorum adaylara, al hepsini vur birbirine. Yemin ederim ya, bir tane doğrusu adam yok ki. Hadi bir tane doğrusu böyle bir adam koyacak. Nedir o şeyler vardı ya hani,
Nedir o hani mahkemesi olmayan, cezası olmayan. Var ya hani o geliyor adam kazanıyor diyor, ha bunun cezası çıktı, tutuyorlar gidiyor. Böyle yani sicili temiz bir adam bırakacak ki ikide bir bu şeyler de çıkmasın ya. Nedir? Hem yarısında yapacağız. Hem sekiz, benim üçeniniz. Ha sizin tamam. Kolay gelsin. Ah, ne? Merhaba. Nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Seçimler yaklaştı biliyorsunuz. Sizce Van'da hangi parti belediyeleri alır? Biz siyasetle konuşmuyoruz ya. Fikriniz var mı? Hiçbir siyasetle alakalı bizim alakamız. Niye peki? İşte esnafımızla siyaset alakamız olmuyor. Korku mu var biraz? Korku yok. Biz sadece siyaset taraf tutmuyoruz. Biz sadece esnafız. Biz esnafız. Biz kimseye karışmıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.